Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar ve bugün sizden gelen çizimleri yorumladığım serinin ikinci videosuyla karşınızdayım. İkili dört gösteren gerizekalı Tuğçe, evet kendimden hiçbir şey kaybetmiyorum gördüğünüz gibi. Bilenleriniz vardır, siz bana kara raporlar yapmıştınız, ben de bunları kendimce yorumluyordum. Video çok uzun olduğu için cinnet geçiriyordum, siz de cinnet geçirmeyin diye de videoyu parçalara bölmüştüm. Bu da ikinci parçası. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Beste Hasan'la 16 yaşındaymış. Kendini bildiğim bileli çizimle iç içeymiş. Beste ellerine sağlık. Genel bir çizimin bitmişliği iyi. Modelden çizmişsin sanırım. Bazı oran orantısızlıklar var bence. Özellikle de saç konusunda, yani kafayı çizdiğimizde buradaki saç biraz fazla geldi bana. Bunu birazcık daha alçaltıp şurada falan bitirseydin sanki daha gerçekçi bir etkisi olacaktı. Genel modeli biraz tepeden bakıyoruz gibi. Gözden ve ağızdan ve bunların boşluğundan anladığım üzere, ama buruna karşıdan bakıyoruz gibi. Burun deliklerini belki biraz daha az görebilirdik şu şekilde. Ama taramaların, gölgelemelerin çok iyi. Bir sonraki çizerimiz Elif Şura, 19 yaşındaymış. 4-5 senedir çizim yapıyormuş. İnanılmaz güzel. Ay bu da çok iyi. Saç çok saçma ya. Siz benden daha iyi çiziyorsunuz. Ben niye size öğretip bunu yorumluyorum ki? Çok güzel bir çizim. Taramaların çok iyi. Tam net siyah göremiyorum ama bu çekimden de olabilir tabi. Saçı çok güzel vermişsin, yani bayağı bir uğraşmışsın. Tek emin olamadığım kızım bu arkadaki gözün kirpikleri. Tam algılayamadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Ellerine sağlık. Bir sonraki çizimimiz Zeynep. 21 yaşında kendi bildiğim bileli çiziyormuş. Zeynep ellerine sağlık. Sanırım kömür kalem ya da böyle 8B gibi falan koyu bir kalem kullanmışsın. Genel açık ve koyu dağılımın gayet iyi. Onun altına gayet güzel duruyor. Belki birazcık daha artık detaylarına inebilirsin çizimin. Daha keskin beyazlıklar, daha keskin koyuluklar verip hatları daha da öne çıkartabilirsin. Geçelim bir sonraki çizerimize. Sıradaki çizerimiz Ece Gemici, 30 yaşındaymış. Bir çizim geçmişi yokmuş. Eline sağlık Ece. Çok güzel kalın detaylar var. Özellikle kulakları dikkatimi çeken çizim oldu. Böyle içi ve dışı etkisini güzel yakalamışsın. Ama gözüme batan büyük bir oran orantı sorunu var. Bu da boyun. Bu boyun bu kafayı taşımaz. Hani boyunu şu kadar falan kalmış. Bu boyunun bu çizimin üstünde şu orantıda, bu kalınlıkta falan olması gerekiyordu. İki gözün birbirine yakınlığı birazcık sorun. Bu gözlerin şurada falan bitmeleri gerekiyordu sanki. Böyle bu kadar incelmeden başlayabilsin. Boyunun genel yapısı, yanları birazcık şöyle daha geniş bırakılabilirdi. Dudak biraz çok düz olmuş ama neden olmasın, olabilir. Ama dudağın üstünün birazcık daha koyu bırakman daha üç boyutlu bir etki yakalamanda faydalı olabilir. Kulaklarını zaten güzel demiştim. Kulağa taktım nedense. Belki birazcık saç çizgini şöyle yukarı alabilirsin. Ve saça birazcık daha volümlük alan bırakabilirsin. Şu kadar çıkabilirdi saçı. Bir sonraki çizerimiz Gözde, 29 yaşındaymış. Küçüklükten çizermiş, şimdilerde geri dönmüş. Babasının portresiymiş. Bu da çok güzel, çok 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 başarılı. Ellerine sağlık, bayıldım. Gölge dağılımına, kumaşın etkisine, yüzün etkisine, bıyığına, ifade, her şey çok güzel. Fotoğraftan çizmişsin anlaşılan. Tek bir yüzün dönüşünde bir problem görüyorum ben. Başka da bir şey görmedim. O da şu arkadaki kulaktan dolayı. Yüzün ortası şurada. Birazcık dönmüş. Kulağın biraz daha böyle geride kalması gerekiyordu. Çok minimal bir şey benim gözüme batan. Yani olmaya da bilir. Belki modelin biraz daha yanları yayvandır yani kafasının. Bilemeyeceğim. Ama 10 numara. Bir sonraki çizerimiz Aslı, 16 yaşındaymış. 2-3 senedir çizimle uğraşıyormuş. Genel bir çizgi tarzım var belli. Ama birazcık alıştırma yapman gerekiyor çizgini açmak için. Biraz çizgin şu an sert çünkü. Modelden çizdiğini yazmışsın. Şöyle baktığımızda genel oturtman, kulağın yeri, işte gözün şekli, burnun şekli gayet doğru ve hoş görünüyor bana. Sadece gözüme en çok batan burun oldu. Şu burnun yan çizgileri okey ama şu çizgi çok yanlış bir çizgi. Ya da yanlış yere koyulmuş bir çizgi. Burnun ucunun çizgisi ise bunun burada olup bu burun deliklerin üçgenliği birazcık daha şöyle oval olması gerekiyor. Aynı şekilde dudakta kullandığın gibi burada da bir gölgelendirme kullanman gerekiyordu. Aynı gölgelendirmeyi bu saçın altında ve arkada kalan kısımlarında da kullanırsan çizimi biraz daha boyut kazanır. Sıradaki çizerimiz Duygu, 31 yaşındaymış. 2,5-3 senedir resimle uğraşıyormuş. Duygu, genel ışık gölge anlayışın çok güzel. Sanırım bu elle yayma olarak vermişsin ya da pamukla yayma bilmiyorum. Ama böyle burnun üstündeki özellikle ışığı çok güzel yakalamışsın. Sadece modelinde kendi fark etmişsin zaten. Orantılama sorunu var. İyi ki şu ki boyun.
Yani aşırı ince boynun şuradan falan çıkması gerekiyor. Duvarlarını şöyle çizdiğimizde. Benim gözüme batan bir diğer şey burada göz oldu. Evet, kedi gözü makyajı var ama bu gözün kendi şeklini böyle yamultmak değil. Aslında üstteki gölgeyi yamultmakla verilecek bir şey. Yani göz buraya gittikten sonra şurada dönüp kapanması gerekiyordu bu alt çizgi. Burnum da birazcık gene genel bir problem. Yukarıda kalmış ve böyle çok alttan görüyormuşuz gibi bir etkisi var. Şöyle gelseydi daha gerçekçi bir etkin olurdu. Ama genel ışık gölge anlatımın çok iyi. Tarama, doku verme anlatımın çok iyi. Oranın altına dikkat edersen kim tutar seni? Bilim Özgül Özgül'e. 34 yaşındaymış ve bu yaptığı 4. çalışmaymış. Çok iyi. Kendine az bir tarzı var. Dijitalle çizim bu ama çizgi kalitesi açık kalitesi olarak kendine öz. Genel oran altısında büyük bir sorun görmüyorum ben. Sadece burnun üst dudağı birleşimin birazcık sorunlu geldi bana. Modelden de olabilir ama bunun daha şuradan gelip şu şekilde birleşmesi gerekiyormuş gibi bir izlenim aldım ben. Mesela arkadaki kirpikleri görmüşsün ama bu gözün kirpiklerini de böyle birazcık daha görebilirdin. Böyle böyle minik şeylere dikkat edebilirsin. Geçelim. Büşra Lüleci 21 yaşındaymış. Düzenli çizmiyormuş. Bunu benim videomdan çizmiş. Elene sağlık Büşra. Genel yerleştirmen ve boyutları birbiriyle etkileşimleri iyi. Koyulukları vermen iyi. Sadece birkaç oran orantı sorunu var. İki gözün büyüklüğünün ve başlangıç arının aynı yerde olması gerekiyor. Göz boyutlarında birazcık daha eşitlenmesi lazım. Burun yuvarlığımız şurada ama burun biraz ezilmiş gibi duruyor boyutsuz bir şekilde. Şu altına da gölge atmamız gerekiyor ki boyut kazanabilsin. Dudağımızın genel şekli iyi. Üst dudağımızda fazla ışık görmüyoruz. Ve saç çizgimizi birazcık daha yukarı almamız gerekiyor. Anla fazla yer bırakmamışız. Belki birazcık daha tarama çalıştıraraktan bunu çok iyi bir noktaya getirebilirsin. Sırada Sukeyna var. Doğru okuyorsam eğer 17,5 yaşındaymış. 7 yaşından beri çizimle ilgileniyormuş. Sukeyna ellerine sağlık. Kendine has tatlı bir çizim olmuş. Birazcık çok animatik bir çizim. Fazla üstüne yorum yapamam. Ama şunu söyleyebilirim ki belki özellikle kirpiklerdeki çizgilerinde birazcık daha çizgilerini yumuşatıp uzatıp elini açmayı deneyebilirsin. Yakaladığın güzel detaylar var işte. Bu burundaki taramaların mesela gayet güzel. Dudağın çizgileri gayet güzel. Yüzdeki simetri gayet güzel. Ellerine sağlık diyorum ve bir sonraki çizimimize geçiyorum. Şeyma 13 yaşındaymış. 5 aydır kent çapında çizim yapıyormuş. Şeyma ellerine sağlık. 5 ay için çok iyi bir performans. Geldiği nokta güzel. Güzel yakalamaların çizgi geçişlerim var. Burunda, dudakta ve gözde. Ama minik minik bazı düzeltilmesi gereken yerler var. Bunlardan biri çenenin yamukluğu. Direkt göze batar. Boynu birazcık kalınlaştırmamız gerekiyor. Şurada kulaklar olsa. Gözlerin boyu fena değil ama göz pınarını biraz daha ayrıştırıp küçültüp. Dudak birazcık kalın görünüyor. Şeklinde çok büyük bir sorun yok. Yani pratik yaparsan alır yürürsün. Sıradaki çizimimiz Elçin, 14 yaşındaymış. Küçüklüğünden beri resimle ilgileniyormuş. Elçin çok iyi, yaşına göre özellikle daha da iyi. Gözlerdeki detaylar, ışıklar gayet başarılı. Devamını bitirmemişsin, keşke bitmiş bir çizim olsaydı daha net bir fikir verebilirdim sana. Ama gördüğüm kadarıyla gayet hoş. Saç taraması üstüne çalışabilirsin sen de. Saçların birazcık yönü, gidişi, telleri, ışığı belli olsa da hala birazcık sert kalmış oradaki çizgiler. Aynen devam. Sıradaki çizerimiz Elif Su, 20 yaşındaymış. 6-7 senedir çizim yapıyormuş. Yusuf ellerine sağlık. Bitmiş çizim. Direkt puanı aldım buradan. Birkaç küçük notum olacak. Kendi içindeki oran orantısıyla birazcık sanki kafa uzamış gibi duruyor. Çene böyle büyük ve çıkık kalmış. Şu elmacık kemiklerini güzel yakalamışsın. Kulakların yeri güzel. Gözlerin yeri güzel. Tabii üstüne çok büyük bir makyaj olduğu için şu an şekli kaymış ve birazcık şehla bakıyor gibi duruyor ama makyajdan olabilir tabi. Son bir şey de kafanın üstünde taç mı var bilmiyorum, ondan mı kaynaklı, modelden de kaynaklı olabilir ama şu an kafa çok uzun duruyor. Yani normalde bu kafanın bu turuncu zımbırtı olmadan şu şekilde bitmesi gerekiyordu. Öyle olunca da çok daha doğru görünüyor göze. Sıradaki çizerimiz Kübra Erkan, 15 yaşındaymış. Herhangi bir eğitim almamış. Kübra ellerine sağlık. Bitmiş çizim olmasına verdiği şahane etkiyi görebiliyoruz. Genel olarak ışığını gölgesine atmışsın, oran orantısını ayarlamışsın. İyi olmuş. Birkaç minik tabii ki de sorunlar var.
Bunlardan biri saç. Saç konusunda çalışman gerekiyor. Çünkü genel orantılamaya baktığımızda gözler birazcık küçük kalmış. Bu gözleri birazcık daha belki şöyle içi şu şekilde gelecek kadar büyük yapabilirdi. Kaşların gidişi ve boyu gayet. Burnun altı okey. Delikleri okey. Ama şu çizginin bu kadar yukarı çıkması, hani bu çizgiyi şuraya kadar falan taşımışsın, o biraz hatalı bir görüntü oluşturmuş. Burnun altında şöyle bir gölgemiz olması gerekiyordu. Dudağın genel şekli okey. Ama üst dudağın koyuluğunu alt dudak birazcık daha ayırırsan bir dahakine daha güzel bir etki yakalarsın. Sırada Nehir var. 14 yaşında 2-3 yıldır resimle uğraşıyormuş. Nehir, çizimin genel hali güzel. Benim 14 yaşındaki çizimlerimi hatırlattın bana. Ondan da bir sempati duymuş olabilirim. Çizgilerin birazcık yorucu ve kırık kırık özellikle bu bölgelerde göze batıyor. Daha uzun çizgiler atmaya çalışabilirsin. Gel şöyle bir oranına bakalım. Minik bir oran sorunu var. Çünkü boynun bükülmediğini düşünürsek, sadece kafamı büküldürürsek, omuzun şurada falan olması gerekiyor. Şimdi kafaya baktığımızda saç çizgimizin buralardan falan başlaması gerekiyordu. Şu şekilde. Saç çizimine birazcık daha dikkat edebilirsin. Gözler iyi, burun iyi, dudak iyi. Burnunda çok hafif bir kayma var. Yani bu tarafı iyi ama şu tarafı birazcık çok genişlemiş. Yani dudağın genel şekli iyi. Kendi içinde iyi. Birazcık daha orantılayarak, açıyı doğru tutturmaya çalışarak ilerlemelisin. Sırada İlayda Aydın, 21 yaşında. Lise 2'den beri düzenli çizim yapıyormuş. Çok güzel bir Atatürk portresi çizmiş. Ellerine sağlık İlayda. Gayet başarılı. Buradaki taramalara bayıldım. Gözler gayet detaylı ve oranlı duruyor. Burnunun şu yanında minik bir gölge kaçması var sanki. Çok uzamış, delik yana gitmiş gibi duruyor. Ama onun dışında gayet hoş, gayet güzel. Belki sadece kulağın yanının çıkışını, referans fotoğrafta nasıl bilmiyorum ama biraz da memesi kalkmış gibi duruyor. Orayı değiştirip bir de şu çenenin altından şu gıdığı verdiğin kısmın gölgesini biraz daha derinleştirip geriye atabilirdin. Şu an böyle orada bir deri birikmesi varmış gibi duruyor. Onun dışında gayet hoş, gayet güzel. Sırada Mustafa var. 14 yaşındaymış. 5. sınıftan beri çizim yapıyormuş ve güzel sanatlara hazırlanıyormuş. Genel çizgi kaliteden iyi, sadece birazcık daha organize olması gerekiyor bu çizgilerin. Gel gelelim portreni yerleştirmesinde bazı sorunlar var. Bunu orantılayarak ilerlemen gerekiyor. Kulağın yeri düzgün. Gözün burnun aslında yer olarak, yerleşme olarak iyiler ama şekli birazcık yamuk ve orantısı olmuş. Bunu geometrik şekiller kullanarak düzeltebilirsin. Burnun ucu düşmüş gibi duruyor ve burun düşünce dudak da düşmüş. Bu dudağın ortasının ta buraya gelip alt dudağında şöyle falan çıkması gerekiyordu. Daha sonra da boyun hafif genişleyip belki şu omuzların vücudun duruşuna göre yerleştirilebilirdi. Birazcık daha oran orantıya dikkat edersen olacak. Sırada Melike İrem var. 17 yaşındaymış. Güzel sanatların grafik bölümü için hazırlanıyormuş. Melike inanılmaz güzel bir çizgim var. İnanılmaz güzel. Benim lisede böyle, yani daha doğrusu hazırlık zamanında düşeceğim bir çizgi yani. Çok kaliteli. Taramaların çok güzel. Çizime bayıldım. Çok sevdim. Tarama tarzını kesinlikle bozma. Işık gölgelendirmeye birazcık daha dikkat edebilirsin. Burada hani şurada böyle bu kadar büyük bir koyuluk varken burada niye açıklık var? Bu yüzün burasındaki bu gölgenin sebebi ne? Tam anlayamıyorum çünkü hani ışık sol üstten geliyorsa o yüzün şuralarında da böyle koyu bir gölge, burnun yanında da koyu bir gölge görüyor olmamız gerekiyordu. Bir de kulaktaki detaysızlık birazcık rahatsız etti beni. Çünkü baktığımızda dudak, burun, göz hepsinin şeklini böyle net bir şekilde görebiliyoruz ama kulağın şeklini tam göremiyoruz. Birazcık belki kulak çalışabilirsin. Ellerine sağlık. Aynen devam. Sırada Çağın var. 17 yaşındaymış. Ortaokuldan beri çizim yapıyormuş. Ama bu ne ya? Niye gönderdin ki bunu? Kötü hissettim resmen şu an. Çok güzel. Çok detaylı, çok iyi. Hafif kafa perspektifinde sorunlar var. Yani gözlerini önden görürken burnunu yandan görüyoruz. Ama kafanın şeklini de önden görüyoruz yani. Şöyle ki birazcık yandan gördüğümüzü varsayarsak kafanın biraz daha şöyle gelmesi gerekiyordu ve belki şapkanın dönüşünü birazcık daha şöyle etini görüyor olmamız gerekiyordu. Kulağı da bu kadar görür müydük? Emin değilim. Onun dışında çok iyi. Ellerine sağlık. Sırada İlker Seçer var. 15 yaşında. Bir yıldır resimle uğraşıyormuş. Bu açıdan portresimi yeni yanıldığım için belki daha görmemiş olabilirsin ama hala değerlendirebilirim. Genel olarak 3 boyut hissiyatını vermende bir sorun yok. Bu hatta güzel. Gölgelemelerin güzel, çizgilerin rahat.
Ama göze batan büyük bir orantı sorunu var ki o da bu alının biraz daha şöyle olması gerekiyordu buraya çıkması ve saç payıyla belki bu kafa daha da şöyle çıkabilirdi. Yani şöyle düşün, kafanın yuvarlağını şöyle alalım. Göz genelde ortaya yakın bir yerde ya da ortanın birazcık üstüne olsa bile bu kafanın üstünü yemişsin sen gibi bir etki oluyor. Burnun genel çizgilemesi ve orantılaması güzel. Üstü daha birazcık daha öne çıkarıp ortu daha birazcık daha geride tutmamız gerekiyordu ve çenesi birazcık çok öne çıkık olmuş ama modelin çıkık da olabilir. Bunu düzelttiğimizde bu saçı da böyle etrafına attığımızda boyunda bir sorun görüyoruz. Kafa çok önde, boyun çok geride ve boyunun şöyle bir çizgi yapması bu mesafeden yanlış. O boyunun öne uzandıysa bile daha şuradan çıkması gerekiyordu. O da kafanın arkasına şuradan falan bağlanması gerekiyordu. Yani birazcık daha onun orantı çalışman lazım. Sırada Salatin var. Azerbaycan'dan 15 yaşındaymış. 1 yıldır resim yapıyormuş. Umarım ismini doğru söylemişim. Tam olarak popüler değil aslında ama bazı çok güzel noktaları var. Çok hoşuma gitti çizimdeki. Bu şey endüstriyel çizgileri inanılmaz güzel, inanılmaz yerinde kullanılmış. Kendince ışık gölgesi ve orada orantısı da güzel. Büst çizmişsin, gayet de güzel çizmişsin. Belki tarama çizgilerini özellikle şu alanda göze batıyor ve çenenin altında birazcık daha yumuşatıp geliştirmeye çalışabilirsin. Sırada Dilay Vuruk var, 16 yaşında. 1 yıldır resim yapıyormuş. Dilay gayet hoş, bitmiş, güzel bir iş. İfadeli resimler her zaman çok daha zordur. Zorunu seçmişsin sen de. Belki oran orantılamını biraz düzeltebiliriz. Kafanın genel şekli çok iyi. Simetrisi de çok iyi. Aslında yerleştirmelerin de yerinde ama büyüklüklerinde bir hata var. Yani bu burunun bu kadar küçük olması mümkün değil. Bu burunun biraz daha şöyle genişlemesi gerekiyor. Burun genişledikten sonra ağzın büyüklüğü biraz daha gerçekçi geliyor ama hala diş boyları falan çok büyük. Bu dişlerin birazcık daha şöyle kısalıp belki ağzında şu noktada falan bitmesi gerekiyordu. Çok büyük ağızlı birisi olabilir ama yanlış bir görüntü veriyor bu bize şu anda. Ve gözleri gülüyor, gülüyor etkisine veriyorsun. Bu güzel ama bu çizgilerini aslında birazcık daha şöyle belki bir akslı ilerletirsen daha güzel bir görüntü yakalarsın. Sırada Feyza Öztürk var. 15 yaşında bir senedir çizim yapıyormuş. Feyza ellerine sağlık. Genel yerleştirmen oran orantıları iyi. Güzel yakaladığı noktalar da var. Gözdeki ışıklar işte burnun ucundaki gölgeler falan. Birkaç oran orantı sorunumuz var. Bunları düzeltelim. Kafa yuvarlığını attığımızda çenenin bu kadar sivri değil. Birazcık daha yumuşak olması gerekiyor. Senin çenen şöyle ya. Dudağın bir tarafı biraz kalkıp biraz bir tarafı daha aşağıda kalmış. Bunu şöyle birazcık daha aynı hizaya alabilirdin. Burnun aslında yeri iyi. İçi iyi. Şu altaki çizgilerini birazcık geniş bırakmışsın. Gözler de birazcık büyük olmuş. Benim modelde biraz büyük yaptığım için yanlış yönlendirmiş olabilirim ama doğru. Alanı çok küçük olmuş. Saç çizgisinin şöyle yukarı çıkması gerekiyor. Şöyle. Birazcık daha oran orantıya dikkat. Sırada Zeynep Avcı var. 17 yaşındaymış. 10 yıldır çizimle ilgileniyormuş. Zeynep çok güzel bir çizim göndermişsin. Özellikle ellere bayıldım. Ellerdeki taramalar falan çok iyi. Modelden geçmişsin ama tarama çizgilerin falan da çok kaliteli. Çok iyi vermişsin şuradaki çizgiler falan. Çok yerinde. Portmende büyük bir sorun yok. Zaten modelden olduğu için genelde çok büyük sorunlar olmuyor. Ama gözüme batan şu dudağın içindeki bölüm. Aslında dudağın altta kalan kısmı olduğu için çok daha gölgede kalması gerekiyor. Yani şuradaki şu siyahlığın taşınıp burada da böyle devam etmesi gerekiyordu. Onun dışında gayet hoş, gayet güzel. Sıradaki çizerimiz Güzide. 12 yaşındaymış. Kendi bildiğim bileli çizim yapıyormuş. Güzide çok güzel, çok iyi. 12 yaşında bir de şaka gibi. Çok güzel bir çizim. Açıklık koyuluk dengesi çok iyi. Grileri çok az kullanmışsın. Bu birazcık sorun. Ama saçtaki koyu, gözdeki koyu, dudaktaki koyu gayet iyi. Bunun üstüne şu an senin yapman ışık gölge olayını çözmek aslında. Işığın nereden geldiğini belirliyorsun mesela. Sağ üstten geliyor. Sağ üstten geliyorsa bu saçın altına, bu boynun altına, yüzün yan tarafına böyle genel bir gölge düşer. Sen artık bence bu kısma geçip bunları böyle çözümlemeye başlayabilirsin. Sırada Esra var. 20 yaşındaymış. 4-5 senedir çizimle uğraşıyormuş. Çok bitmiş, çok detaylı bir çizim Esra. Ağzı fazla görünmediği için çok da bir şey diyemiyorum. Yani yüzün yarısından çok kapalı olduğu için fazla yorumlayamıyorum ama gördüğüm kadarıyla iyi. Çok fazla tarama yapmışsın, bunlar da güzel ama saçtaki taramalar birazcık yetersiz kalmış. Birazcık daha saçın formunu ve yapısını yakalayacak çizimler yapmaya çalışabilirsin. Gene saç, gene saç diyorum. Ama böyle bayağı detaylı, bitmiş iş falan. Ellerine sağlık.
Sırada Hazel var. 22 yaşındaymış. Küçüklüğünden beri resim çizmeyi seviyormuş. Hazel sev zaten. Sevmeyen insan bunu yapamaz zaten. Çok iyi. Gerçekliğe bakar mısınız? Çok güzelmişsin. Sanırım modelden bu da. Bu çizime ama hiç uymayan bir şey var. O da gene saçlar. Saçları boyutsuz ve detaysız kalmış. Çok zor olduğunu biliyorum. Ama böyle sevdiğin artistlerin, sevdiğin sanatçıların çizimlerinden kopyalama yaparak başlayabilirsin. Saçı daha iyi, daha hızlı bir şekilde çözümlemek için. Çünkü bu kadar güzel bir yüz çizimine bu saç tam olmamış. Ama çok iyi. Çok başarılı. Sırada Senem Kayhan var. 40 yaşındaymış. Her zaman çizim yapıyormuş. Senem, çizime kendi içinde verdiğin ışık ve gölgeyi sevdim ben. Bu saçın altındaki gölgenin olduğu boyut, bu arkada kalanda olan boyut, gözün yanında, burunun yanlarında ve gözün altlarında olan koyuluk, çenen altındaki koyuluk. Bunlar çok iyi, çok iyi gözlemlemeler. Sadece çizimini yaparken belki birazcık daha oranlı gidebilirsin. Şöyle ki dudak bu şekildeyse, burunu tam göremiyoruz. Genel gölgen çok iyi olduğu halde burunun ucundaki beyazı unutmuşsun ya da es geçmişsin. Burunu basmış, yani ütü basılmış gibi olmuş, boyutunu kaybetmiş. Ve genel oranda gözlerinin simetrisi çok bozuk. Bu gözlerin birazcık daha simetrik ve birbirine uyumlu olmaları gerekiyor. Bunları birazcık daha dikkat edersen güzel sonuçlar yakalarsın. Sırada Zeynep Sena Keleş var. 18 yaşındaymış. 6-7 senedir çizimle uğraşıyormuş. Bir desen göndermiş aslında ama portre net olduğu için bunu videoya kabul ettim. Desen olarak değerlendirmeyeceğim. Şu an sadece portreyi değerlendireceğim. Genel çizgileri doğru kullanmak çok iyi. Arama çizgisi olmadığı halde belki temizlemişsindir ama düzgün bir şekilde vermişsin neyin nerede olduğunu. Ama sana tavsiyem birazcık daha tarama çalışabilirsin. Çizgilerin hala kesik kesik ve birazcık hırçın. Özellikle şu sakalda daha net görüyoruz bunu ve saçta, yani taramanın net olduğu alanlarda. Yüzdeki gölgelemeleri genelde yayarak, pamukla ya da elle yapmışsın. Ama bunu birazcık daha taramayla vermeye çalışabilirsin. Böylece çizgin açılır. Daha güzel bir etki yakalarsın. Sırada Azra Kurteli var. 17 yaşındaymış ve 1,5 senedir çizim yapıyormuş. Ama bir şaka gibi. Bu ne böyle? Çok güzel. Taramaların çok iyi. Işık gölgesi çok iyi, koyulukları çok iyi. Ama birkaç sorun var ve şöyle bir şey var. Çok uğraşmışsın belli ki, çok vakit harcamışsın gölgeleme için. Buna geçmeden önce oran orantısına birazcık daha dikkat edersen daha iyi olur ki hani harcadığın zamanı daha çok değer. Modelden çizilmiş, tam olarak nasıl görünüyor bilmiyorum. Ama şu çenedeki yamukluk beni rahatsız etti şimdi. Çenenin bu tarafını bu kadar görüyorken, bu tarafını buraya bu kadar görüyor olmak demek ki bu yüzü yandan mı görüyorsun ama yüzü önden çizmişsin ama çeneyi sanki yandan çizmişsin gibi. Yani şöyle anladığım kadarıyla bu kulağı da daha çok görüyorsun. Bu geride kalmış. Yani yüzün birazcık dönük. Tamam, dönükse sorun yok. O zaman yüzün ortası şurada bir yerde olmalı. Bu durumda da bu burnunun da birazcık şuraya kayması. Bütün yüzle beraber bunu da burada görüyorum ama. Dudağın ortasının işte birazcık daha buraya kayması. Ve gözlerin de aynı şekilde birazcık daha açılı görünmesi gerekiyor. Tek gözüme batan bu oldu benim. Onun dışında gölgelemeniz, taramanız falan çok iyi. Sırada Pelin Uğur var. 24 yaşındaymış. Son zamanlarda resme geri dönmüş. Pelin kendine has güzel bir çizgin var. Hoş bir taraman ve rahat. Bu çok önemli, rahat çizgin olması. O rahat çizgisi olmayanlar da üzülmeyi zamanla açılan bir şey. Gözüme çarpan en büyük sorun saç. Saçın formunu anlayamıyoruz. Böyle sanki üstüne oturtulmuş gibi duruyor. Hani belki yapmak istediğim budur ama hani dalgalı bir saçın toplanmış halini vermeye çalışmışsın. Ama bunun için en iyisi şu saç çizgisini düzgün belirleyip sonra böyle aralardan gidecek saçlara karar vermektir. Gözleri birazcık çok uzun olmuş gibi, daha şuralarda bitmesi gerekiyormuş sanki gibi görünüyor. Burnun üstünde güzel bir ışığın var. Dudağın şekli hoş ama üst dudakla alt dudağın kuyruğu çok aynı olmuş. Bir de boyunda birazcık bir yamukluk var. Yani bu kadar incelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunun giderek kalınlaşması gerekiyor, tam tersine. Bunun dışında gayet hoş, gayet güzel. Sırada Zeynep Sümeyra Eriş var. 14 yaşındaymış. Kendi bildi bileli resme ilgisi varmış. Güzel bir çizim Zeynep. Ellerine sağlık. Taraman hoş, kendine has. Bu da güzel. Oran orantısı da iyi duruyor. Sadece çizgilerim birazcık sert geldi bana. Bunları birazcık yumuşatmak gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Şuralarda bu kesik kesik çizgiler var ya böyle. Kesik çizgiler çizimin kalitesini düşürür. Bunları birazcık daha rahatlatman gerekiyor. Bu da sürekli pratik yapman gerekiyor anlamına geliyor. Bunu aştıktan sonra koyu girmeye de birazcık daha cesaret kazanırsın. O da zaten
çok güzel bir yere getirir seni diye düşünüyorum. Sırada İlayda var. Fontlardan dolayı mesajın çok okunmuyor İlayda. Türkçe karakterlerden dolayı ama sanırım liseye hazırlanıyorsun Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Çizimin çok güzel. Bitmişliği çok iyi. Siyahlığı çok iyi. Saçtaki taramalar çok güzel. Bunların hepsine bayıldım. Sadece içinde birkaç oran orantı sorunu var. Gel hemen şöyle hızlıca bakalım. Kafanın yuvarlığını şöyle çizdiğimizde. Burası çok geniş. Daha şöyle gelmesi gerekiyor sanki bu yüzün. Kulağı doğru yerden çıkmışsın ama kafanın arkasını yemişsin sanki. Şu kafatasının arkasının birazcık daha şöyle gidiyor olması gerekiyordur. Gözleri yerleştirmen iyi. Göz büyüklüğü iyi. Birbiriyle oranı iyi. Açıyı da az çok veriyor. Ama burun açıyı vermiyor. Burnu mesela karşıdan çizmişsin gibi duruyor. Bu burnun da aynı şekilde şöyle dönüp bu deliğini görüp bu deliğinin belki şu kadarını falan görmemiz gerekiyordu. İşte burnun ortası böyle kaydığı için gözlüğün açısında değişmesi gerekiyor. Dudak iyi. Dudakta bir sorun görmüyorum. Sadece bu dıştaki bu kalın kontur çizgileri rahatsız edici duruyor. Onun yerine şu altta verilecek birazcık tarama, buraları verilecek birazcık tarama daha güzel bir etki yakalamana faydalı olacaktır. Sırada Yaren Zengin var. 13 yaşındaymış. Küçüklüğünden beri resimle ilgileniyormuş. Yaren çizim güzel, taramaların güzel, ışık gölge vermeye çalışmışsın, gözlem yapmışsın, bir şeylerin farkındasın. Bunların hepsi şahane. Birkaç yamukluk var ve yüzde en ufak yamukluk da göze çarptığı için bunları düzeltmeniz lazım. Çene gidişi iyi ama şuradan sonra burası uzuyor. Bunun şurada bitmesi lazımdı burayla uyumlu olması için. Çizimdeki en büyük sorun aslında o kafanın böyle bir giderek bir yamulması diyebiliriz. Sırada Dilek var. 18 yaşındaymış. 3 sene kurs almış. Ama bırakmış sanırım. Dilek bence devam et. Bırakma yani. Çünkü bir şey var çizgilerinde, koyduklarında böyle kumaşın korumlarını vermeye çalışmışsın, yüze ışık gölge atmaya çalışmışsın. Bunlar güzel ama birazcık ham kalmış. Birazcık daha buna devam etmen gerekiyor. Yani şöyle ki gözün içinde çok güzel siyahlıklar var gözlükte. Çok güzel siyahlıklar var ama ikisinin arasındaki siyahlıkları es geçmişsin. Bu da ne olur? Gözün üstü, göz kapağının kıvrımının çizgisi, bu gözlüğün buraya düşürdüğü gölge, gözün altından çıkan burun çizgisi, burun delikleri, bu bıyık beyaz mı siyah mı bilmiyorum ama en azından altına gölge bırakacak kesin. Artık modelin nasıl duruyorsa, ışığın nasıl geliyorsa ona göre birazcık daha siyah lazım. Hani bu kumaşta özellikle burada gömleğin üstüne attığın siyahlıkların yüzün üstünde de devam etmesi, yüzün üstünde de karşımıza çıkması gerekiyor. Sırada Sena var. 15 yaşındaymış. 3 senedir çizimle uğraşıyormuş. Sena çok güzel bir çizim. Ellerine sağlık. Koyuluk dengesi çok iyi. Oran orantısı gayet güzel. Tabii ki de birkaç minik sorun var. Hemen bunlardan bahsedelim. İlk olarak göz bebeklerinin kayması sorunu. Sağdaki gözün bebeği birazcık çok içe kaymış. Tamamen şaşı olmuş kızımız. Yani bu göz bebeğinde şöyle falan olması gerekiyordu. Ve bu gözün diğer göze uyumlu olacaksa aynı şekilde şöyle üst çizgisi birazcık daha aşağıya inmesi gerekiyordu. Burada minik bir sorun var. Burun şu şekilde geliyor. Ucu buradan kıvrılıyor ama sanki delikleri ikisi de önden görüyor gibi çizmişsin. Yani birazcık daha geride kalıyor etkisini yapman gerekiyordu. Dudak için de aynı şekilde. Yani yüzün genel bir dönüşü varken dudakta da bu dönüşü görmüyor. Sanki karşıdan çizilmiş gibi duruyor. Onun dışında iyi. Aynen devam. Burada sizden gelen portreleri yayınladığım videonun ikincisinin hoş görün. İkincisini sona gelmiş bulunuyoruz. Umarım size yardımcı olacak tüyolar verebilmişimdir. Eğlenirken izleyip, bunu söyleyemiyorum artık fark ettiniz mi? Evet, izlerken eğlenip, eğlenirken öğrenip, öğrenirken yorum yapıp, yorum yaparken beğenlere basıp, beğenlerden sonra kalpli gözler gönderip ucunu alamadı yine. Bu seri yarattığımda yardımcı olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Çizimlerinizi muhtemelen bunda görmediyseniz bir sonrakinde görebilirsiniz. Bu seri hakkında ne düşündüğünüzü de bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Tickling!